Karabağ'da provokasyon Ermenistan'a pahalıya mal oldu. Azerbaycan Karabağ'daki Ermeni ordusunu fiilen çökertti. Bir motorlu piyade alayı, bir tabur ve bir karargah tamamen imha edildi. Silahlı insansız hava araçlarının vurduğu tank ve askeri araç sayısı yüzü aştı. Çok sayıda asker öldürüldü, zırhlı araçlar ve çoklu roket atar sistemleri imha edildi. Fuzuli Cebrail yönünde 4 tank, 1 askeri araç imha edildi. 10 Ermeni askeri etkisiz hale getirildi. Azerbaycan ordusunun kara unsurları işgal altındaki Fuzuli şehrini çembere aldı. Şehirdeki Ermeni unsurların çatışmalarda ağır kayıplar verdiği ifade ediliyor. Çatışmalarda Ermeni birliklerin komuta kademesi de imha edildi. İlk günkü çatışmalarda öldürülen Yarbay Lörnik Babayan'ın ardından, istihbaratçı tüm General Arakel Martikyan, Albay Nikoy Haykan, 9. Alay Komutanı Albay Artyom Kogosyan, Birlik Komutanı Spartak Koçaryan ve Topçu Albay Karen Babayan'ın da etkisiz hale getirildiği açıklandı. Azerbaycan medyasında yer alan haberlerde, Azerbaycan ordusunun hassas bir saldırısı sonucu, içinde yüksek rütbeli Ermeni subayların bulunduğu bir sığınağın yıkıldığını bildirdi. Edinilen bilgiye göre, görev Harop Taarruz uçağıyla gerçekleştirildi. Sığınakta Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinden bir general, birkaç albay ve diğer yüksek memurlar vardı. Sığınaktaki herkesin öldüğü değerlendiriliyor. Azerbaycan ordusunun topçu saldırıları sonucunda Terter bölgesinin Hasangay kasabası yakınında bulunan 5. motorlu tüfek alayının 1. taburunun mevzileri ile Talış yönünde konuşlu Ermeni silahlı kuvvetlerinin 6. motorlu tüfek alayının 1. taburunun imha edildiğini bildirdi. Ağır kayıplara uğrayan düşman ölü ve yaralıların tahliyesini organize edecek teçhizat bulmakta güçlük çekiyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ sorununun büyük çaplı ağırlaşmasında Rusya'nın tarafsızlığını koruduğunu söyledi. Paşinyan, Erivan'ın Moskova'dan destek alıp almadığı sorulduğunda, "Şu anda Rusya tamamen tarafsız bir tutum sergiliyor." dedi. Paşinyan, Türkiye'nin Azerbaycan'a modern silahlarla yardım ettiği savundu. Bir süre önce Türkiye'nin durdurulması çağrısı yapan Paşinyan, bu sefer de tüm ülkelerin bir araya gelerek Türkiye'nin bölgeden uzat tutması gerektiğini söyledi. Diğer yandan İran'ın Ermenistan'a yardımları aralıksız devam ediyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İran Bender Anzeli Limanı'ndan, Külfa'ya yakın Nordus sınırına ve oradan Ermenistan'a geçen 50 tırlık konvoyda Rus zırhlı araçları bulunuyordu. Yaklaşık 200 tırın da Ermenistan'a gitmek üzere beklemede olduğu ifade ediliyor. İran'ın Ermenistan'a götürülen silahlara rota olması bölgedeki Azerbaycan Türkleri tarafından protesto ediliyor. Azerbaycan Türkleri İran'ın yardımlarını kesmek için yola barikatlar kurarken bir tırın ateşe verildiği iddia edildi.